Arkadaşlar merhaba. Yeni dersimizde yine beraberiz. Şimdi arkadaşlar en son parkelerimizi yapmıştık. Parkelerimizin ardından bu etrafına süpürgelik dediğimiz etekleri dönmeyi düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi şurada az önce yani bir önceki dersimizde bir süpürgelik yapmıştık. Bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Yapmamız gereken Crate'in içinden, Shepherd's'ın içinden line'a tıklıyoruz. Line'a tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen snap'imi açtım. Bir köşeden başladım. Herhangi bir köşeden. Bakın. Yamuk çizdi. Çünkü Beezer açık. Arkadaşlar. Bunun için en son da yapabiliriz bu işlemi. Devam edelim. Devam edelim. Bende böyle çıktı. Belki sizde çıkmamış olabilir. Ben de şu anda komple yamuk çizdi arkadaşlar. Bunu nasıl düzelteceğim? Bir kere önce şunu bir corner'da bırakayım. Bu artık bundan sonra her line'ı seçtiğimde corner olsun. Şimdi modifier'a girdim. Vertex'lerini açtım. Şöyle bütün sahnemi taradım. Snap'imi kapattım. Sağ tıkladım arkadaşlar. Corner burada da var bakın. Corner dediğimde bakın köşelerini tuttu. Ha bu arada kaçırdığımız bir şey var arkadaşlar. Bu çizdiğimiz line'ı silelim. Sildik. Çünkü bizim burada bir kapımız var. Biz burada bitireceğiz arkadaşlar bunları. Bir dakika bakalım. Biz bunu buradan blown tekniğiyle açmışız kapımızı. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şuradan başlayalım çizmeye. Böyle gelelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ve şuraya gelelim ve bitirelim arkadaşlar. Bitirelim. Hemen ESC dedim bu arada çıkmak için. Hemen modifier'ına gelelim. Line yazıyor. Yani bunu süpürgelik diye yazalım artık. Süpürgelik diye yazdık. Hemen modifier'e geldim. Extrude veriyorum arkadaşlar. Evet extrude'umu da verdim. Bakın birleştirmeden yaptım bunu. Çünkü shell komutuyla kalınlık vereceğim ben bunu. Şimdi extrude'umu yaptım. 0.8 diyor. 0.1 diyelim değerine. Ve buraya gelelim. Aa arkadaşlar bu arada çok özür dilerim. Biz burada da bir kapımız gibi bir şey var. Biz bunu o zaman farklı bir teknikle yapalım. En iyisi arkadaşlar. Şimdi normalde bir iç mekanda bu kadar şey olmaz yani bir odada falan. Bu kadar detay olmaz. Burada ama bizim zeminde burada süpürgelik dönemez. Burada süpürgelik dönmemesi için biz bunu farklı bir tasarımla çizeceğiz. Ama şu tekniği göstermek istiyorum tekrardan. En azından şu iki duvarda bakın cam falan yok bu iki duvarda. Bunu görelim. Line'a geldik. İsim vermeyeceğim, uğraşmayacağım. Extrude'a bastım arkadaşlar. E'ye basıyorum. Pardon, E yerine D'ye basıyormuşum ben. Heh. Evet, Extrude'a bastım. En son girdiğim değer girili. Ve tekrar Modify'dan Shell komutunu uyguluyorum. Evet, Shell'i de uyguladım. 0.2 diyor. 0.02 gayet ideal. 0.03 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu bu snap'imi kapattım. Aşağı doğru çekiyorum. Şöyle aşağı doğru çek. Pardon. Yanlış şey tuttum. CTRL-Z dedim. Eksenler ekseni ha burada ekseni. Eksenlerim burada. İndiriyorum. Bunu hemen şuradan front ekranından şöyle şuraya sıfırlıyorum arkadaşlar. Bu arada ben şu anda bir hatamızı buldum arkadaşlar. Bakın bizim parkemiz şu. Bunlar parke. Bu nedir ama? Bunlar bizim dolabımızın bazası. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu zeminin altında kalmış baza. Yani yapmamız gereken işlem şu. Şu süpürgelik kalsın şimdilik. Yapacağımız ilk işlem şu dolaplarımızı bir seçelim arkadaşlar. Seçtik. Şöyle dolaplarımızı kontrol ile seçtim. Üstündeki bütün nesneleri seçin. Şöyle seçtim arkadaşlar. Hepsini tek tek seçiyorum. Seçmediğim obje kalmasın. Buna dikkat ediyorum. Tezgahını seçtim. Artı süpürgeliğini bazasını seçtim. Evet. Şimdi bakıyorum. Şöyle bir yerinden oynatayım. Evet. Tümünü seçmişiz. Sadece şurada bir fincan. Gördünüz mü onu? Şurada bir fincanı atlamışız. O da şu. Evet onu da seçtim. Şimdi arkadaşlar hemen şunu şöyle bir kaldıralım. Hemen
Front ekranına gelelim. Kaldırımıza emin olun. Bakın biraz içeri girsen hiç sıkıntı değil. Girdi. Bıraktım. Tamamdır. Burayla işlemim bitti. Şimdi süpürgeliğimi alayım tekrar. Front ekranımda. Bunu da bir sıfırlayayım. Şimdi diyeceksiniz hocam orada dolapların içine girdi. Şurada. Şurada. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Zaten biz şu şekil bir render alacağımız için yani sonuçta dolabın içi gözükmeyecek. Bakın orada kesilmiş gibi gözükecek zaten. O onu kendini öyle gösterecek. Şimdi arkadaşlar ne kaldı? Bu duvarımız kaldı. Şurada bir leğeniz kaldı. Ve burada bir çizgimiz kaldı. Şimdi hemen bunları yapmaya devam edelim. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir tane box çizeceğiz. Nereye çizelim? Şuraya box seçelim. Şuraya bir tane box çizelim. Extrude verelim, bırakalım. Şöyle 0.2 diyelim. Şey 0.03 demiştik kalınlığına. Bir de şey demiştik. 1 santimde yükseklik. Şöyle pardon, yükseklik buradaymış. 1 santim yükseklik dedik. Şöyle bakalım. Evet, 1 metre de boy demişiz buna. Buna gerekirse 2 metre yapabiliriz arkadaşlar. 2 metre boy olsun. Hemen şu şekilde çekelim. Otomatik save yapıyor bu arada. Bu otomatik save'i nereden ayarlıyoruz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim ve nerede açılıyor onu da söyleyeceğim. Onun için sizden biraz zaman istiyorum. Şunu sadece şu en azından süpürgelimizi bitirelim. O konuya gireceğiz hemen. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, buraya kadar geldim. Yarım kaldı. Bunu modify'dan da uzatabilirim ama uğraşmak istemiyorum. Kesin sonuçta convert edit tool poly'e çevirdim. Vertex'lerini açtım ve çektim arkadaşlar. Şöyle sıfır noktama çektim, yaklaştırdım, bıraktım. Tamamdır arkadaşlar. Hemen şu L duvarıma geçiyorum. Şöyle Shift ile kopyaladım. Hemen buraya geldim. Bu arada arkadaşlar şuraya sıfır yaptık mı? Ona dikkat ettik mi hiç? Hiç bilmiyorum. Ha dikkat ettik tabii. Snap'le şuna tutturduk zaten. Sıfırındaydı. Tamam burada sıfırında. Hemen vertexlerini açıp bu serliği küçültüyorum. Şu şekil şöyle küçülttüm arkadaşlar. Hemen bakın şimdi bunun gizmosu bakın nerede çıktı? Objem nerede? Kendisi nerede? Bunu nasıl düzeltebilirim? Hemen onu da göstereyim. Arkadaşlar Create'in yanında Modifier vardı. Modify menümüz. Hemen yanında da arkadaşlar Hirchel diye bir menümüz var. Burada Effect Pivot Only butonu. Tıkladığımızda bakın etrafını aynı ok işaretleri sardı. Bu ne demek? Objeyi hareket ettirmeyeceğim. Sen pivotunu istediğin yere koy diyor. Şöyle pivotu ortasına getirdim ve bunu kapattım. Artık pivotum burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kopyalıyorum. Kopyalama işlemini yaptım. 90 derece rotate ettim. Snap'imi açtım. Köşeden tuttum bıraktım. Evet bakın içine girdi. Şöyle biraz çıkarıyorum dışarı. Evet tamamdır arkadaşlar. Hemen tekrar modifier menüsüne gelip vertex'lerini seçip şöyle bırakıyorum. Bu şekil bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da buradan shift ile alıp aynı şekilde buraya bırakıyorum. Zaten 75'ti burası. Hemen snap'imi açıp tutturdum ve tam oturdu arkadaşlar. Şimdi o konuya geleceğim. Bunu bir kaplayalım. Otomatik save konusu nedir? Ne alakadır? Onu şimdi göreceğiz. Şimdi bunları seçtim. Evet arkadaşlar, dördünü seçtim. Alt Q dedim. Artık bunlara alışın. Zaman içinde söylememeye başlayacağım artık. Yani sahneme sadece bu objemi getirdim dediğiniz zaman anlamanız lazım herhalde. Şimdi arkadaşlar metal editörümü açıyorum. M harfi kısa yoluydu. Burada da şey vardır. Kısa şey vardır. Butonu vardır arkadaşlar. Şimdi parkeye atadım. Şeyi atamak istemiyorum arkadaşlar. Şu dolaplar için kullandığım kaşmir rengi var ya arkadaşlar. Ben bunu buraya atmak istiyorum. Bakın atadım. Bu arada hepsini seçmemişiz. Şöyle hepsini seçtim şimdi. Tekrar ata diyorum. Atadı. Sadece şu nesneye atamıyor. Bunun sebebini şimdi anlayacağım.
Ata diyorum, atamıyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var o objede. Bu tarz sıkıntı olabilir çünkü orijinal sürüm değil. Şöyle tüm nesnelerini seçip ata diyelim. Bakalım atayacak mı? Yok. Bunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu silelim. Daha doğrusu silmemize de izin vermiyor şu anda. Max. Unhide dedim. Şu anda bu objeyi görmüyor arkadaşlar. Böyle bir obje yok diye görüyor orada. Şimdi şuraya gelelim. Evet, şu yeşiller. Şöyle hepsini seçelim ve Convert Poly diyelim. Şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Heh, geldi. Bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar? Maxim şu anda benim kasmaya başladı. Artık nesneleri göstermiyor. Şöyle bir bakayım, deneyeyim. Evet, o objemi seçtirmiyor bana. O zaman şöyle çekeceğim. Bunu rotate diyeceğim. Sizde büyük ihtimal olmuştur arkadaşlar. Ben burada kendi nesnemde düzeltmeye çalışıyorum. Bir şekil getireyim. Şöyle bırakayım. O sizde muhtemelen olmuştur. Ben de yani bu tip hatalar olabilir. Sizde de belki bende olmayan hatalar sizde oluyordur. Bunları zaten online görüşürüz. Çözümünü nasıl buluruz? Onlara bakarız. Arkadaşlar tamamdır. Bunu da böyle yaptım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şu çatımıza da bir renk verelim artık. Zaten bunun altını farklı bir desen çalışmıştık. Alt Q diyorum ve bunu sadece bunu çağırıyorum. Şimdi M diyorum. Çatı için bir tekstür bulacağız. Ahşaplar neredeydi? Buradaydı. Hemen buraya çatı içinde bir ahşap açalım. Metaller açalım. Buna yazalım çatı diye. Çatı 1 yazalım çünkü bir tane daha tavanımız olacak. Hemen onu da düzelteyim arkadaşlar. Çatı 1 yazdık. Modify bitmap diyoruz. Bakın. Hemen buraya bir çatı tekstürü bulmamız lazım. Bunun için aslında buradan internetten bulmaya gerek yok. Bizim sonuçta setimiz var. Ben bu setten bulacağım. Size oraya ekleyeceğim. Sizin orada o ekli olmuş olacak zaten arkadaşlar. Biraz Z Cluster diyeyim. Arşiv. Yani buraya bir ahşap ekleyeceğim. Ya da şu şeyde kullandığım. Bir bakayım onu buraya eklemiş miyim? Eklememişim. Onu ekleyelim. O güzel olur. Düşünceme göre. Şu bağ. Projelerin içinde genç odası. Render'a girdim. Pardon. Texture. Heh. Buradan seçebiliriz arkadaşlar. Şuradan ben şunu alayım. Aslında o çok koyu kaçar ya. Başka bir kaplama bulalım. En iyisi o kaplamayı biz yine buradan bulalım. Şimdi ben burada buluyorum ama sizin zaten klasörlerinizin içinde olacak bunlar. Benim şu anda ekleyeceğim. Siz direkt onu seçeceksiniz. Yok, bunlar çok koyu olur. Gibi. Yani böyle bir mat rengi olsa çok güzel olacak. Bu nedir? Parke. Şuradaki ahşaplara bakalım. Bunlar daha da farklı bir şey. Şu ideal arkadaşlar bence. Yani açık tonda. Ya olmazsa değiştirir. Sıkıntı yok. Ha bak, bu da çok güzel bir desen. Bence bunu alalım. Şuraya ben yapıştırayım. Sizde de oldu zaten artık. Siz de direkt bunu seçebilirsiniz. Open dedim. Hemen parlaklıkları ayarlıyorum arkadaşlar.
Şimdi burada neden hep aynı ayar yapıyorum? Arkadaşlar bense dediğim gibi belli bir ayarlar var. Bunları azaltmak, çoğaltmak sizin elinizde. Ben buraya yazdığım değerlerden çok güzel sonuçlar alıyorum. Yani kendim için bir ayarım budur. Onun dışında zaten o şeydir arkadaşlar. Parlaklıkla alakalı bir şey. Yani sizin sahnenizdeki şeye müdahale etmez. Convert Edit to Poly'ye çevirelim artık bunu. Şimdi bu Vmap ekleyelim arkadaşlar. Box diyelim. Evet. Böyle bir şey yaptı. Bunu dikey yapacağız ama bir bitmap fit diyelim. Evet, çağırdık. Hemen box'ına Vmap'ini açalım. Şimdi burada bir değer verdi. Biz bunu 1 1 1 yapalım arkadaşlar. Ardından rotate'e basalım. Rotate'e. Bakın obje buraya gelmiş, görüyor musunuz? Sahneye çağır dediğim obje. Evet, şöyle dikey olsun. Yalnız pardon, PZ diyeyim. Nasıl bakıyoruz? Ha, şöyle bakıyorduk arkadaşlar. Yalnız şunu biraz şöyle genişletelim. Ya da çok geniş oldu. Şöyle biraz daraltalım, daha iyi oldu bence. Convert to poly diyelim. Şu objeyi inanın anlayamadım ben hala. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Bunun sebebi ne olabilir inan bilmiyorum. Onu çözmeye çalışacağım videomdan sonra. Şimdi un height dedim. Evet, üst ahşafımda oldu arkadaşlar. Parkelerimde oldu. Şimdi devam edelim çalışmalarımıza. Evet, otobek'i anlatacaktım. Otobek nedir? Yani otomatik save nedir? Şimdi arkadaşlar customize menüsünde en altta preferences var. Burada açtığınız zaman arkadaşlar burada belli ayarlarımız var. Gamma and loot mesela, rendering. Belli ayarlarımız var arkadaşlar. Viewport, files, dosya yani. Şimdi bu dosyanın içinde, file menüsünün içinde arkadaşlar bakın, backup interval minutes, yani dakikası diyor. 5 dakikada bir otomatikman kaydediyor. Dosyanın ismi ne diyor? Burada dosya ismi var arkadaşlar. Auto backup diye kaydediyor arkadaşlar. Buraya farklı isim koyabilirsiniz. Buradaki ayarları düzeltebilirsiniz. Mesela 20 dakika. 20 dakikada bir ben kaydetmeyi unutsam da Max benim yerime otomatikman kayıt yapacak. O ara sahneniz donacak. Sıkıntı yapmayın. Donuyor, kaydediyor, tekrar gidiyor. Bakın şu anda otomatik save yapıyor bakın. ESC ile vazgeçebilirsiniz. Ama basmayacağım ESC'ye, kaydetsin. Orayı da tekrar 5'e düşüreceğim. Çünkü kaydetmek çok önemli bizim için. Diyor ki kaç tane dosya tutayım minimum? Ben bunu 5 yapıyorum arkadaşlar. 5 dosya olsun diyorum. Her 5 dakika, yani her 5 dosya dolduğunda siliyor, silmeye başlıyor. Mesela ilk kaydını yapıyor, ikinci kaydını yapıyor, üçüncü kaydını yapıyor, dördüncü kaydını yapıyor, beşinci kaydını yapıyor. Ardından bir 5 dakika sonra ilk kaydı siliyor, yeniden başlıyor kaydetmeye. Buna okey diyordum arkadaşlar. Şimdi biz bunu nerede bulabiliriz peki? Benim dosyam Maxim kapandı. Hata verdi, kapandı. Arkadaşlar masa üstündeyim. Hatta şöyle yapalım, beraber görelim. Buradayız. Ben bunu hemen kapandı yani Maxim. Hemen arkadaşlar belgelerime giriyorum. Belgelerim. 3D Max klasörünüz burada vardır. Burada arkadaşlar şöyle liste yapayım. Ayrıntılar diyeyim. Auto back diye bir dosya var. Bakın arkadaşlar 3 taneydi, artık 5 yapacak bunu. 3 dosya tutuyordu elinde. Bakın en son 3. ayın 27'si. Bugün saat 16.35, 16.41, 16.29 dosyaları görüyorsunuz. En yakın dosyam bu. Saat kaç? 42 geçiyor. 41'de kaydetti en yakın. Buradan bu dosyayı tekrar çift tıklayarak açabilirim. Açarım yani. En son kaldığım yeri kurtarmış olurum dosyamı. Onun dışında arkadaşlar açtım diyelim. Burada açtığım zaman diyelim ki açtım. Artık bu isim kış bahçesi diye geçmez.
Autoback 02 diye geçer. Kaydet tuşuna her bastığınızda da direkt buraya kaydeder. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Bu dosyayı kesip Max'i kapattıktan sonra kendi sahnenizin içine, yani dosyanızı nereye koymak istiyorsanız mesela buraya koyarsınız ve bunun da adını kış bahçesi diye düzeltebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet, o yeşili hala çözemedik. Sıkıntı değil. Çözeriz illaki onu da. Şimdi buranın zeminine gelelim arkadaşlar. Buranın da zeminini oluşturalım. Kaç dakika oldu? 20 dakika olmuş. Buranın da zemini oluşturmadan önce o zaman bir sonraki videoda oluşturalım. Ben size başka bir şeylerden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, internette 3dsky.org diye bir site var. Buraya üye olmanızı istiyorum. Buraya üye olmak için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Join dediğiniz zaman size bir üyelik istiyor, işte nickname, email, pasaport falan arkadaşlar. Bunları giriyorsunuz, üye oluyorsunuz. Günde 3 tane model indirme hakkı veriyor size. Mesela ben gireyim. En Necati, yani en değirmen, şifrem hazır, kaydet demiştim. Buraya bu şeyleri giriyorum. D, F, 7, S. Evet. Loading dedim ve girdim arkadaşlar. Şimdi girdim. Burada ilk önce şunu anlatayım. Bu siteyi bir tanıtayım size arkadaşlar. 3D Sky'da burada kategoriler var. Hemen altında da karışık olarak sayfalar başlıyor böyle. Gitgide hazır modeller. Kaç sayfa varmış toplam? 3524 sayfa varmış arkadaşlar. Onun dışında kategoriler çok işimize yarıyor. Mesela lighting, ışıkları çağırabiliriz. Şurada date var arkadaşlar. Pro var, free var, top selling var. Şimdi bizim 3 günde 3 tane indirme hakkımız var. Bunu prolardan indiremiyoruz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar paralı. İsteyen üye olabilir. Aylık 6 dolara günde, burada anlatıyor arkadaşlar. Aylık 6 dolara günde 30, sanırım 30 diye hatırlıyorum. 30 tane şey indirebiliyorsunuz. Pro'da indirebiliyorsunuz. Günlük 30 tane pro. Free zaten sınırsız oluyor üye olduğunuz zaman. Onun dışında free'ler yetiyor arkadaşlar. Burada bir çakallık yapabilirsiniz. Mesela benim 5 tane e-mailim var. Lazım olduğunda indiriyorum yani. Şimdi arkadaşlar, burada Türkçe'ye çevirebiliriz. Sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dediğimiz zaman, bakın kategorinin ismine bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da size yardımcı olabilir. Ücretsiz, free'lerdeyiz yani. Şimdi bu gördüğünüz bütün modelleri indirebiliriz. Sahnemizde taşıyabiliriz. Yalnız dikkat edin. Cornea veya başka motorlar var. Onları indirdiğiniz zaman sahnenize siyah gelebilir indirdiğiniz obje. Yani bazen arkadaşlar soruyor bana özelden. Diyor işte hocam diyor, ben mesela bu koltuğu indirdim. Sahneme çağırdım, simsiyah geldi. Ne yapacağım? İşte onun nedeni, bu adam bunu farklı bir programla yapmış. Yani farklı program dedim, render motoru farklı adamın. Adam farklı bir motorla yapmış. Seninki V-Ray olduğu için göstermiyor kaplamalarını. Yeniden kaplamanı istiyor senin. Şimdi arkadaşlar, burada mesela free olarak bir, yani kafe masası indirelim. Türkçe'ye çevir diyelim. Şuradan mobilya, kanepe, tablo olabilir. Büyük ihtimal tablonun ismi. Evet. Türkçe'ye çevirmeye gerek var mı? Yok. Free'ye tıklayalım. 3 tane hakkımız var zaten. Şimdi bu hazır objeler orada sizin klasörlerinizde de olacak şimdi, benim indireceklerim. Bunu veya kendimiz de modelleyebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Eğer hocam ya çok hazır model kullanmışsınız, niye modelleme fazla üzerine düşmediniz derseniz, sıkıntı yok arkadaşlar. Modelleme ek olarak size bir ders veririm. Ama inanın, yani gerek duymayacaksınız çünkü modellediğimiz şeyler işimizle alakalı şeyler. Yani ben şimdi size burada bir masa modellemişim ama sana gelen işte sen başka bir şey modelleyeceksin. Mesela bir TV ünitesi modelleyeceksin. Veya bir dış cephe modelleyeceksin. Yani ikisinde de aynı komutları kullanarak devam ediyorsun. Biz burada neler modelledik? İşte dolapları falan modelledik. Yani aynı sistem, değişen bir şey yok. Şöyle bakalım. Ben indireyim arkadaşlar. Siz artık anladınız. Ben size örnek olarak indireyim. Anlarsınız olayı.
Örnek olarak bir tane indireyim hemen. Orayı hemen hızlıca geçelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda devam edelim hazır modelimizde. Şöyle 3D Sky dedim. Free dedim. İndirmişken bari işime yarayan bir şey indireyim arkadaşlar. Madem gösterme amaçlı indiriyorum. Bu ışıklar bende var. Alkol koyalım mı kafemize? Koymayalım. Bu ışıklara gerek yok. Işık modelleyeceğiz zaten. Şuradan yani indirmişken işe yarayan bir şey indirelim de görelim bari nasıl sahnemize çağırıyoruz. Seramik var ama pro diyor. Pardon, özür dilerim. Free'ye tıklayalım. Şuradan gelelim arkadaşlar. Mesela sandalyeler olabilir kış bahçesi için. Tabureler olabilir dekoratif amaçlı ama. Böyle köşede bir yerde bu şekilde durduğunu düşünsenize arkadaşlar. Olabilir. Eğer yerimiz olursa sahneye çağırabiliriz. Alıp buradan. Taş duvar var indirebileceğimiz. Düşünüyorum bir mekanda taş duvar. Onun dışında arkadaşlar dekoratif ürünler de kullanabiliriz. Neyse biz şu tabureyle indirelim. Aa bakın burada masa var. Ama çok modern bir masa. Kafe için hiç uygun değil. Mumlar var. Şömine işine gireceğiz zaten. Ateşi öğreneceğiz. Şu tabureleri indirelim. Girdik arkadaşlar içine. Davlant diyoruz. Davlant dediğimizde bende şey var. IDM var. İnternet Davlant Manager. Oraya indiriyor. Klasörü aç diyorum. Açtım. Bunu buradan keseyim. Sizin klasörünüzün içine yapıştırayım bir kere. Görelim orada. Hazır objeler şuraya yapıştır diyeyim ve buraya çıkar diyeyim. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Buraya çıkardı. Sildim. Nerede o? Değişik bir isim vardır kesin. Ha, burada. Tabure yazdım arkadaşlar. Ve bunu sahneme de çağırayım. Hayır diyeyim. Kapatayım şunu artık. Import. Merge diyorum. Evet, geri geliyorum. Artık burada tabure diye bir klasörümüz var. Hemen bir taneymiş bakın. Çağıralım bir tanesine. Şöyle. Çağırdık. Aynı işlemler. Bakın. Geldi. Kaplamalı geldi. Sorun değil. Şöyle kenarı da dursun bu arkadaşlar. Burada dursun. Bu videoyu da burada kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.